Evet arkadaşlar, yolculuğa başladık bakalım. Ceza biraz stresli, nedenini anlayamadım. Terk edileceğini mi sanıyor, korkuyor mu? Arabayla ilgili şeyleri yok onun, ne derler. Anıları yok. Bakalım inşallah kazasız belasız bir şekilde halledeceğiz. Hadi hayırlısı bakalım. Arkadaşlar, an itibariyle köye geldik. Şimdi burası bizim köydeki evimiz. Cezayla kaptan güzel adapte oldular. Mekanda dinleniyorlar şu anda. Burası köy evi. Karşıda gölümüz var. Şöyle göstereyim, dağ manzaralı. Yukarıda da koca kayamız var. Öbür taraflar hep orman zaten. Şu yukarı tarafta da orman var. Köpekleri gezdirdiğim yer yukarı taraf. Buralar değil arkadaşlar. Şimdi şuraya inemiyorum. Orası sıkıntılı. Kadife ile Kofik nerede derseniz onlar aşağıda. Onları aşağıda tutuyorum. Aşağıda bir katımız daha var. Annem evde çok şey yapmıyor. Halbuki tuvalet eğitimleri de var ama ev biraz dar olduğu için şey yapamıyoruz. Evet. Şöyle daha net görün. Kuraklık olduğu için arkada bir göl daha vardı. O kurudu. Normalde 2,5 metre falan derinliği var yani bu gölün. Öyle. Öyle. Ceza ile kaptan dediğim gibi. Burada arkadaşlar böyle bir barış halindeler. Gerçi dediğim gibi kavga nedenleri ortada olmayınca iyi anlaşıyorlar. Yemek olunca ama kaptanın dostluğuna güvenilmez. Değil mi? Ha? Şişko. Güzel kızım. Evet. Şurada bir aramız daha var. Sularını buraya koydum. Çok fazları var. Kadife'ni ye kötü bir olay oldu. Kafasından arı soktu arkadaşlar. Müdahaleyi yaptım. Bakacağız. Duruma göre hareket edeceğim. Basit bir yani alerjisi yoksa tayyarım vardı mesela alerjisi her yeri şişmişti. Ama sokalı kaç saat? 4 saat falan oldu. Hiçbir şey yok. Buzlu müdahale yaptım. Bir de tentridiyotla iyice temizledim. Neyse. Ben size biraz evi göstereyim. Siz burada bekliyorsunuz gelmeyin. Burası balkonumuz arkadaşlar. Annemler ısrarla buraya cam balkon yaptırdılar. Toz oluyor falan filan diye. Aslında ben hiç istemedim. Çünkü burada güzel bir göl manzarası var. Oturup izlemelik. Dediğim gibi şu anda Ağustos buranın en güzel zamanı nedir biliyor musunuz? Böyle Mayıs zamanı arkadaşlar. Yemyeşil olur. Çiçeklerle kaplanır. Bayağı iyi. Burada salonumuz var. İşte köy evi arkadaşlar. Dağınıklığın kusura bakmayın. İçeride odalar falan var. Yani sobayla ısınılıyor tabii ki. Kışın burada böyle çok güzel bir şekilde arkadaşlar kestane mestane yapmak harika oluyor. Dediğim gibi değerlendirilebilecek bir yer. İnşallah arkadaşlar ileride bakalım. Hiç belli olmaz. Yani artık araba geniş olduğu için köye gelmem sıkıntı olmayacak. Neyse şimdi size köpeklerle orman yürüyüşlerini çektiğim sahneleri göstereyim. Cezayla kaptan kangalı kovaladılar. Şş, sakin ol. Kaptan. Kaptan da Cezayla şey yapıyor, yükleniyor. Tamam, kızmayın. Hadi bakayım. Hadi siz de evinize gidin. Evinize gidin siz de. Hadi. Şşt. Görüyor musun? Ondan kaçar. Bak şey de, kaptan da Ceza saldırıyor ya. Niye saldırıyorsun diye ona kızıyor. Tüyleri dikti bak, görüyor musun? Gel, gel. Evet, an itibariyle ormandayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Etrafımız bu bitki örtüsüyle kaplı bu orman yolu. Hala Kofi'nin ormanda bile aklı başka yerde. Sen ne yapıyorsun Kadife? Ceza kızana geliyor galiba. Ha? Evet. Tehlike var. Ama hazırlıklıyız. Ceza buradaki köpekleri püskürttü. Sadece tehlikeli 2 tane kangalımız var Safkan. Onlar da evde bağlıymış. Haberini öğrendim. Ona göre çıktım.
Hadi bakalım. Evet, an itibariyle 5 kilometre çıktık arkadaşlar. Bayağı aşağıda kaldı. Şuraya da bir su deposu yapılmış. Bunu görmemiştim yeni. Buralar tenha gibi. Sıkıntı olacağını pek sanmıyorum. En yukarıya, koca kayaya çıkamayacağım. Yaşlanmışım artık. Bayağı uzun oldu. Evet, sürü burada değil. Burada köpeklerimi salabilirim rahatça diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, istediğim noktaya geldim. Yalnız burada da insan eli, yani şurada bir doğaya gerek dedik. İnsan eli gene gerekeni yapmış. Ne kadar yiyip içtilerse hepsini buraya atmışlar. Yaktıkları mangalın izleri vesaire, çöpleri bırakıp gitmişler. Cezasit, otur. Burası arkadaşlar bayağı yukarıda, köyden bayağı yukarıdayım. Tehlikeli mi? Evet, çünkü burası bir park. Kurt var, ayı var. Onun dışında küçükler için de kartal tehlikesi var. Gökyüzüne de dikkat etmem gerekiyor çünkü gerçekten alır bunu. Ama burada kaya kartalı yok arkadaşlar, zannetmiyorum. Yani Şahin de pek dalacağını sanmıyorum bunlara, zaten bunlar manyak olur. Neyse, şimdi biraz şunları salayım da ortamı araştırsınlar. Birazdan birileri gelebilir çünkü, sıkıntı. An itibariyle serbestler. Sakın düşündüğümü yapma. Her yer kömüş boku. Köpeklerin en sevdiği şey. Şu anda sıçmayla işemeyle uğraşıyorlar. Şöyle gölgeye gidek de rahat edek. Gelin bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar, tehlikeli olan iki tane köpek var. Şey, üç tane köpek var. İki tanesi safkan kangal, bir tanesi de kırma kangal. Onun dışındakiler pek zararlı olacağını sanmıyorum. Yalnız felaket bok var. Buna dikkat etmeliyim. Burada bok yemeyi seven köpekler var mesela. Şekilada gözüküyor. Sakın! Ne yapıyorsun kaptan? Çok dikkat etmem lazım. Evet. Ceza bir yaramazlık yaptı. Arkadaşlar, mangalın bütün kemiğini mideye indirdi. Annem poşete koydumuş. Onu da babam atmamış. Ben de attılar sanıyordum. Hiç bırak! Bir şey yiyorlar. Ne bu? Kemik. İşte. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sıkıntı yani. Sizin anlayacağınız. Çok pis bir ışık var ya. Ne böyle? Gel buraya. Çıkın buradan. Burayı sevmedim. Şişt, gel. Kaptan. Uzaklaşmayın. Kofik. Kofik'le kaptan biraz başına buyruk arkadaşlar. En itaatkar Ceza ve Kadife kızlarım geliyor. Kadife de sıçıyor. Burada istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Doğa. Kaptan. Hadi. Kaptan. Pişt. Çiş peşinde. Gel oğlum. Koş. Aferin oğluma. Gel. Çok aydınlık bir saat. Sıkıntı o yüzden. Evet. Gel buraya Ceza. Gel. Evet. İyi, takipteler. Yani sürü olduğumuzun göstergesi bu. Kimse kafasına göre hareket etmiyor. Tabii bazıları biraz ediyor. Ne o? Kuru otlar güzel değil mi tadı? Kofik ot yemeye çalışıyor arkadaşlar ama otlar kuruduğu için yiyemiyor tabii ki. Evet Ceza, seni bir tararım eve gidince, tamam, gel. Kofik! Girme otlara, girme. Gel. Tek sorunumuz su. Çeşme kurumuş. Sıkıntı. Gel. Her yerde çekirge var. İnşallah akrep makrep yoktur.
Evet, burası Kocakay oluyor arkadaşlar, demiştim size. Çevresinde fındık ve ceviz yetişir. Mikroklima alanıdır, çok yüksektir. Karadeniz ikliminin bazı özellikleri var yani. Vay. Ormanda dördümüz. Çeşme kurumuş. Bir lokma su yok. Üzgünüm. Yapacak bir şey yok çocuklar. Ne yapayım? Bir dahaki sefere yanıma su alacağım. Evet, bir lokma su yok arkadaşlar. Burası hatırlarsanız eskiden doluydu. Rahmetli Tayyar'la gelmiştim. Çok yoruldular, yalnız biraz dinlenseler iyi olur. Daha heyecanlılar. Yeni kokular. Değişik tabii. Onların etkileri var. Yorgunlar arkadan geliyor. Şunlardaki enerji hiçbirinde yok. Aşağılara falan düşmeyin sakın ha. Sizi bulamam vallahi. Şansıma köpek yok arkadaşlar, Allah'a şükür. Gerçekten hiç istemem. Bir tane olsa sıkıntı değil de. Dördünün kontrolü gerçekten zor. Ceza da bir şeylere kilitlendi. Ceza, buraya gel. Aferin kızım. Bekle. Şu gözüne bir şey gelmiş. Dur. Dur. Otur. Ceza'nın gözüne girmeye çalışan bir sinek var. Allah'ın belası. Girdi de. Bıktırdı yani. Gözünde mi kızım? Gözünde değil değil mi? Girmeyi başardı mı şerefsiz? İnşallah çıkar. Ya şu köpeklerin gözüne girmeye çalışan şeylerden nefret ediyorum. Pis pis otu sinekler. Ne oldu kaptan? Fazla mı geldi? He Kadiş? Bakın köy alt aşağıda kaldı. Cıngıl cıngıl ses geliyor arkadaşlar. Dikkat etmem lazım. Ceza, buraya gel. Kofik. İnekler aşağıda otluyor herhalde. Ceza, ne dedim? Yanımdan ayrılmayın. Gel kız oğlum. Gel oğlum. Yavaş. Yavaş yavaş gezeceğiz. Evet. Şu kaya size bir şey hatırlattı mı arkadaşlar? Gel bakayım. Çık şunun üstüne. Pişt, gel. Çık şunun üstüne. Kofik. Kofik gel. Çık. Çık. Çıkabilir misin? Dikkat et. Cam var. Cam var. Cam var. Bunun üstüne bir şey almış. Arkadaşlar bu kaya Tayyar'la çektirdiğimiz, fotoğraf çektirdiğimiz kayaydı. Hey gidi günler. Evet. Bu arada orman üstümüzde. Kaptan nereye gitti? Gelin. Evet, dinlenme molası arkadaşlar. Bayağı bir yoruldular. Bayağı bir kilometre yürüdük. Kofik yorulmanın y'sini bile bilmiyor. Onu söyleyeyim yalnız. Kaptan da yolu kaybetti. Ormanın içine daldı. Allah'tan geri dönüp hemen yakaladım. Yoksa yanlış yola doğru gidiyordu. Öyle. Bakalım bunlar ne yapıyor arkamda ya. Bir şeyler yaşanıyor arkamda da. Allah'ım. Kofik ne yapıyorsun ya? Öf. Gel oturun, dinlenin. Dinlenin çocuklar. Bak kadifeye ne güzel. Üfendi efendi oturuyor. Arkadaşlar vallahi köy biraz canlı geçiyor. İnşallah bir sorun yaşamayacağım. Ama çok kural tanımıyorlar bu sıralar. Şımardılar yani, evdekiler herkes seviyor çünkü. Sevince de normalde köpek şımarır, tamam mı? Aynı bebekler gibilerdir. Onlara biraz dikkat etmem lazım. Neyse şimdi gözümü dört açayım. Biraz dinleneyim şurada. Evet, dinleniyoruz arkadaşlar. Tabii kaptan biraz sırnaşıyor. Kofik daha çok sırnaşıyor. Ceza koruyucumuz arkada nöbette. Kadife ciddi. Anın tadını çıkartıyor.
Evet, ilk günün akşam gezisi bitti. Bekle Kofik, bekle oğlum, gel. Yanımdan ayrılma. Vallahi bak, kurt kuş kapar seni. Minnacıksın. Yılan bile yiyebilir. Tamam, o kadar değil. Benim küçük prensesim hiç yanımdan ayrılmıyor ya, adam gibi. Sadece işi olursa çıkıyor. Tiny kaptan ama yolu kaybetti. Çok komikti ya. Bizi arıyor şaşkolor. Sen ihtiyarlıkta düşünemiyorum seni yani. Bayağı yolumuz var aşağıya. Bekleyin. Bekle. Bekle kaptan. Kaptanın kafa biraz geç çalışıyor.